Hoş geldiniz. Bu videomda 7. sınıf Türkçe dersi paragraf soru çözümü yapacağım. Hemen başlıyorum. Soru bir metinde sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir? Kuşlar neden arka arkaya ya da yan yana durarak tek hizada uçmuyorlar da V şeklinde uçuyorlar? Arkadaşlar metnin kalan bölümünde kuşların neden tek hizada ve V şeklinde uçuyorlar sorusunun cevabına yer verilmiş. Bu durumda araştırma hangi amaçla yapılmış oluyor? Kuşların uçuş sırasında V şeklinde dizilme sebeplerini tespit etmek için araştırma yapılmış oluyor. Haliyle cevabımız Denizli metnin geri kalan kısmını okuyalım. Bu sorunun cevabı göç eden kuşların birbirleri için yaptığı fedakarlığı ortaya koyuyor. B şeklindeki uçuş esnasında sırasında en öndeki kuşlar havanın kendilerine karşı oluşturduğu direnci arkadaki kuşlar için daha aza indirir. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapan araştırmacılar, yani bu konuyla ilgili bir araştırma yapan araştırmacılar, kel aynaklara taktıkları vericiler sayesinde onları göç yolculukları boyunca izlemiş. Bu vericiler kuşların sürü içindeki hızlarını, yönlerini ve kanat çırpma sıklıklarını kaydetmiş. Bu kayıtlarda kuşların uygun hava akımını yakalayabilmek için konumlarını sık sık değiştirdikleri gözlemlenmiş. Arkadaşlar zaten bu konuyla ilgili çalışma yapan araştırmacılar cümlesinin geri kalan bölümünde kuşların uçuş sırasında V şeklinde dizilme sebepleri Açıklanmış uygun hava akımını evet kuşlar uygun hava akımını yakalayabilmek için konumlarını sık sık değiştirerek V şeklinde uçarlarmış. Böylece araştırmacılar kuşların uçuş sırasında V şeklinde dizilme sebeplerini tespit etmiş oluyor. İkinci soru parça ile ilgili hangisi yanlıştır? Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur. Karşılaştırma yapılmıştır. Yargı yani sonuç gerekçesiyle sebebiyle birlikte verilmiştir. Örneklemeden yararlanılmıştır. Cunda Adası Balıkesir'in Ayvalık ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır ve Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. Büyük Adası'dır. Arkadaşlar bu cümle bilgilendirici bir cümledir. Ben bu cümleyi okuduktan sonra Cunda Adası'nın Balıkesir'in Ayvalık ilçesine 8 kilometre uzaklıkta olduğunu öğrenmiş oldum. Yine Cunda Adası'nın Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan 4. büyük adası olduğunu bu cümleyi okuduktan sonra öğrenmiş oldum. Demek ki bu metin bilgilendirici metin. Bilgilendirici metinlerde açıklayıcı anlatım biçimi kullanılır. Arkadaşlar ilk cümlede karşılaştırma da yapılmıştır. Cunda Adası Türkiye'nin Ege Denizi'nde bulunan dördüncü büyük adası oluyormuş. Yani Ege Denizi'nde bulunan diğer adalarla Cunda Adası büyüklük yönünden karşılaştırılmıştır. Ayvalık'a bağlı 22 ada içinde yerleşim açık olan tek adadır. Yine Ayvalık ilçesine bağlı 22 ada yerleşime açık olma yönünden karşılaştırılmış. Daha doğrusu Cunda Adası diğer 21 ada ile yerleşime açık olma yönünden karşılaştırılmış. Cunda ve Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtulması için çabalayan kaymakam Ali Bey'den dolayı adaya Ali Bey ismi verilmiştir. Günümüzde her iki isim de kullanılmaktadır. Cunda aslında iki adadan oluşmaktadır. Lale Adası ve Cunda Adası. Bu iki ada Türkiye'nin deniz üzerine yapılmış ilk boğaz köprüsü ile birbirine bağlanmıştır. Lale Adası'nın ana karayla bağlantısı sayesinde Cunda Adası ada kimliğini yitirerek bir yarım ada olmuştur. Arkadaşlar şuradaki cümle neden sonuç cümlesi Cunda ve Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtulması için çabalayan kaymakam Ali Bey'den dolayı adaya Ali Bey ismi verilmiştir. Sonuçta adaya Ali Bey ismi verilmiştir. Sonuç dediğimiz yargı oluyor arkadaşlar. Şimdi adaya Ali Bey isminin verilmesinin gerekçesi sebebi nedir sevgili öğrenciler? Cunda ve Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtulması için çabalayan kaymakam Ali Bey'den dolayı sevgili öğrenciler. Evet şu bölüm ne oluyor değerli arkadaşlar? Dolayı kelimesinden sonraya kadar olan bölüm gerekçe yani sebep oluyor. Zaten dolayı kelimesi cümleye sebebiyle anlamı katmıştır. Yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. Yani sebep sonuç cümlesi vardır. Demek ki yukarıda Örneklemeden yararlanılmamıştır. Yine son cümle sebep sonuç cümlesi diyebilirsiniz. Lale Adası'nın ana karayla bağlantısı sayesinde Cunda Adası ada kimliğini yitirerek bir yarımada olmuştur. Sonuçta Cunda Adası ada kimliğini yitirerek Bir yarımada olmuştur. Sebebi nedir? Yani Cunda Adası ada kimliğini yitirerek Bir yarımada olmasının gerekçesi nedir? Lale Adası'nın ana karayla bağlantısını yitirdiği için arkadaşlar. Evet son cümle yine ne oluyor? Sebep sonuç cümlesi oluyor. Yukarıdaki metinde az önce söylemiştim. Örneklemeye yer verilmemişti. Üçüncü soru anılar balık gibidir. Derinlerde saklanır. Karanlık ve sığ bir gölet düşünün. İçinde hiçbir şey yaşamazsan ne dersiniz? Gölete anıların hoşuna gidecek bir şey atarsınız. Ve aşağılarda bir şeyin kıpırdanmaya başlamasını beklersiniz. Demek ki anıları harekete geçirecek bir şey lazım. Oltanızı sallarsınız ve büyük bir tanesini çekerseniz bir turna balığı değil, bir anı. Anı kelimesinin eş anlamlısı hatıra kelimesidir. Anıları yakalamak için kullanacağınız yem nedir? Yani anıları ne canlandıracak? Anıları müzik canlandıracak. Anılar müzikten hoşlanır. Arkadaşlar A'dan başlayalım. İnsan yaşadıklarından çok anılarıyla vardır ama müzik kelimesi geçmiyor. B şarkı sözlerini kalıcı kılan müziğin ritmidir. Müziğin ritminden söz edilmedi. Yine şarkı sözlerinden söz edilmedi. Anılardan söz edildi. C müzik hatıralara açılan bir penceredir. Yani müzik anılara açılan bir penceredir. Yani müzik anıları canlandıran bir penceredir. Cevap Ceyhan Denizli yaşananların şarkıyla anlatılması en etkili yoldu. Arkadaşlar D seçeneği yine metnin doğru cevabı olmuyor. Dört başkalarının eslemesiyle uyuyanlar gördükleri rüyada kendilerine ait parmak izi bırakamazlar. Değerli arkadaşlar bu cümlede aşağıdakilerden hangileri vurgulanmaktadır? Şimdi başkalarının eslemesi derken taklitten söz ediliyor. Belli bir örneğe benzemeye çalışma işine, öykünme işine taklit deriz. Kişi burada başkalarına benzemeye çalışıyor. Başkaları gibi esniyormuş. Yani başkalarını taklit ediyormuş. Başkalarını taklit eden insanlar gördükleri rüyada kendilerine ait parmak izi bırakamazlar. Kendilerine ait parmak izi bırakamıyorlarsa rüyaları özgün değil demektir. Rüyaları kendine has değil demektir. Yukarıda taklit ve özgünlük kelimeleri üzerinde duruluyor. Cevap Adana. Arkadaşlar özenti nedir? Kişinin beğendiği bir şeye benzeme çabasına özenti denir. Alışkanlık nedir? Bir şeyi tekrarlayıp sürekli yapma işine alışkanlık denir. Öz eleştiri kişinin kendini eleştirmesi demektir. Önyargı nedir arkadaşlar? Önyargı peşin hüküm, peşin fikir demektir. Bilip bilmeden konuşmak demektir. İştenlik samimiyet demektir. Öznerlik kişiden kişiye değişen ifadeler demektir. Beşinci soruda iki cümleyi tek cümle haline getirin diyor. Bu iki cümlede ifade edilenlerin en doğru şekilde birleştirilmiş hali hangisidir? Kullanım ömrünü tamamlamış veya uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş pillere Atık pil denir. Atık pilin tanımı yapılmış. İkinci cümle. Atık piller çöpe atıldığında içindeki çeşitli kimyasal maddeler suya veya toprağa karışarak çevre kirliliği oluşturur. Bakalım A seçeneği oluyor mu? Kullanım ömrünü tamamlamış olan atık pillerin çöpe atılması içindeki çeşitli kimyasal maddelerin suya ve toprağa karışarak çevreyi kirletmesine neden olur. Arkadaşlar A seçeneğinde uğramış olduğu fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş piller ifadesi yok. Var mı arkadaşlar? Şöyle bakın. Yok. Bu nedenle A seçeneğini elemiş oldum. Sadece kullanım ömrünü tamamlamış olan atık pillerden söz ediliyor. Fiziksel hasardan söz edilmiyor. B e, fiziksel hasar sonucu bakın burada B seçeneğinde fiziksel hasardan söz edildi. Fiziksel hasar sonucu kullanılmayacak duruma gelmiş olan atık pillerin Arkadaşlar B seçeneğinde kullanım ömrünü tamamlamış ifadesi yok. B seçeneği elenmiş oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda iki ayrı cümlede verilen bilgilerin tek cümlede de geçmesi gerekiyor. Bu nedenle A ve B seçeneği elenmiş oldu. C'ye bakalım kullanım ömrü bitmiş tamam sıkıntı yok. Veya fiziksel hasardan dolayı bakın yine sıkıntı yok kullanılmaz hale gelmiş atık pillerin çöpe atılması, içindeki çeşitli kimyasalların suya ve toprağa karışması nedeniyle çevre kirliliği meydana getirir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıdaki iki cümlenin birleştirilmiş, anlamlı ve kurallı bir şekilde birleştirilmiş hali C seçeneğinde verilmiş cevap C. D seçeneği neden olmuyor? Bakalım atık pillerin içindeki çeşitli kimyasal maddeler suya ve toprağa karışarak çevre kirliliği oluşturacağından kullanım ömrünü tamamlamış piller çöpe atılırken dikkatli olmak gerekir. Yine yukarıdaki iki cümlede atık pilleri çöpe atarken dikkatli olmamız gerektiğine dair bir bilgiye yer verilmemiş. Bu nedenle D seçeneğini de elemiş oldum. A ve B yine elenmişti. Cevabımız Ceyhan'dı. Arkadaşlar ben bu soruyu nasıl çözdüm? Ben en kestirme yoldan seçenekleri eledim. Sizler başka bir şekilde seçenekleri eleyebilirsiniz. Sonuçta benim soru çözme tekniğimi kavramanız sizin açınızdan faydalı olur. Soru altı parçadaki gerçeklik toprağında gelişen bir rüya sözüyle romanın hangi özelliği vurgulanmıştır? Değerli öğrenciler roman nedir? Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel bir olayın yer zaman ve kişilere bağlı olarak anlatıldığı uzun yazılara roman denir. Bakın gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi muhtemel bir olayın dedim. Ne demiş burada? Gerçeklik toprağında gelişen bir rüya. Yani sen gerçek olan şeylere bir şeyler katacaksın. Düş gücünü katacaksın demek istiyor. Romancı yaşayacak, duyacak ki yaşasın ve duyursun. Ağlatmak istiyorsanız önce siz ağlayın. Gördüklerinizi anlamak için önce yaşamış olmalısınız. Yani önce gerçekleri anlatın. İnsan ancak yaşadığı kadarını görür gerçek hayatında veya rüyalarında yaşadığı kadarını her roman gerçeklik toprağında gelişen bir rüyadır. Yani romanın ana malzemesi gerçeklikmiş arkadaşlar. Kişi başından geçen olayları veya gördüğü gerçek olayları romanda anlatabiliyormuş. Zaten de anlatması gerekiyormuş. İşte bu gerçeklik üzerine sen ne yapacaksın? Düşlerini katacaksın. Yani romanı, daha doğrusu gerçeği biraz kurgulayacaksın. Bu durumda cevap adlanan hayatın içindeki olayların kurgulanarak yeniden anlatılması. B'de yaşanmış olaylar diyor. Doğrudur yaşanmış olayları romanda anlatırsın ama yukarıda yaşanmış olaylara düş kat, hayal gücünü kat diyor. C, hayali unsurlara ağırlık verilmesi. Tamam, güzel, iyi bir ifade, doğru bir ifade. Hayali unsurlara romanda ağırlık verilsin diyor. Ama C'de gerçeklik ifadesi yok. Gerçek olan olayların düş gücüyle zenginleştirilmesinden söz ediliyor yukarıda. D okuyucuya kendi hayatından izler sunması. Yine D seçeneğinde düş gücünden yani kurgudan söz edilmedi. Cevap adına. 7 numaralı soru parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bazı ressamlar beğenmedikleri tabloların üzerine yeni resimler çizmişlerdir. Sanatçılar tablolarının planlarında değişiklik yapar. Sanatçılar eserlerini oluştururken bilimden yararlanır. Bazı sanatçıların eserlerindeki değişikliklerin belirginleşmesi süreç gerektirir. Hayranlıkla baktığımız tablolar çoğu zaman tek bir seferde ortaya çıkmaz. Sanatçılar genellikle işe bir taslak çizerek başlar. Ancak tablonun yapım aşamasında bazen fikir değiştirip taslakta olmayan figürler eklerler ya da önceden planladıkları figürleri çıkarırlar. Bu durumda sanatçılar yani ressamlar tablolarının planlarında değişiklik yapabilir cümlesini yani B seçeneğini az önce okuduğum cümleden çıkarıyorum arkadaşlar. B artımı atıyorum. Zaten şurada ne diyor arkadaşlar? Önceden planladıkları figürleri çıkarırlar. Yani planlarda değişiklik yaparlar. Bazen de boyamaya başladıkları bir figürün yerini ya da biçimini değiştirirler. Picasso gibi bazı ressamlarsa daha önce içlerine sinmediği için yarım bıraktıkları tabloların üzerine yeni tablolar yapmakla bilinir. Bu durumda bazı ressamlar Picasso gibi ressamlar beğenmedikleri tabloların üzerine yeni resimler çizmişlerdir. Bilgisini Az önce okuduğum cümleden çıkarmış oluyorum. A seçeneğini artımıza atalım. Sanatçının fikir değiştirerek yaptığı değişikliklerin izleri bazen resmin son halinde açıkça görülür. Bazen de resmin tamamlanmasından yıllar sonra kullanılan boyaların ışık geçirgenliğini artırmasıyla ortaya çıkar. Bu cümlede bazı sanatçıların eserlerindeki değişikliklerin belirginleşmesi süreç gerektirir. Yani zaman ister. Düşüncesini destekliyor. D seçeneğine yine artımıza atalım. Picasso gibi ressamların şah eserlerinin altındaki gizli resimleri ortaya çıkarmaksa ancak bilimsel yöntemlerle mümkündür. Arkadaşlar yukarıda bilim kelimesi geçti. C seçeneğinde bilim kelimesi var. Bakalım sanatçılar eserlerini oluştururken bilimden yararlanır. Arkadaşlar ressamlar eserlerini oluştururken bilimden yararlanır diye bir bilgi yukarıda geçmedi. Cevap Ceyhan. Yukarıda ressamların şah eserlerinin yani en iyi eserlerinin gizli resimlerini ortaya çıkarmak için insanların bilimsel yöntemlerle araştırma yaptığına dair bilgi var. Ressamlar yani sanatçılar bilimden yararlanır ifadesi geçmiyor. 8. Bu bilgilere göre aşağıdaki deneylerden hangisi psikolojinin alanına girer? Psikoloji insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Arkadaşlar psikoloji insan davranışlarını inceliyormuş. Anahtar kelimeler bunlar. Psikologlar duygular, yaratıcılık, öğrenme, kişilik, bellek, insanlar arası ilişkiler ve insanların çevreyle ilişkisi gibi konularda eğitim alır ve bunlarla ilgili araştırmalar yapar. Yani psikolojinin konusu insan. A'dan başlayalım. Balonu şişirin ve yanan bir mumun üzerinde tutun. Hayda, arkadaşlar burada bir deney var. Balon kısa sürede patlayacaktır. Sonra ikinci balonu suyla doldurun, mumu yakın ve bu balonu da mumun üzerinde tutun. Bu kez balonun alevin sıcaklığına daha uzun süre dayanabildiğini göreceksiniz. Arkadaşlar A'da fizik bilim dalının bir deneyine yer verilmiş. Geçelim B'ye. Bir avokadoyu ezerek zeytinyağı ve hindistan cevizi yağıyla karıştırıp saçlarınıza güzelce yedirerek sürün. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın. Saçlarınız eskisinden daha yumuşak olacaktır. Arkadaşlar B seçeneğinde yazarın bir önerisi var. Bir tavsiyesi var. Yine B seçeneğinde ilgilendirici bir metin var ama B seçeneğinde deney yapıldığına dair daha doğrusu insan davranışlarına yönelik bir deney yapıldığına dair bilgi yok. Hemen C'ye bakalım. Sabah erken saatlerde bir toplu taşıma aracına binin. Bindik. Esneyen birini gördüğünüzde onun çevresindeki insanların esneyip esnemediğine bakın. Ortaya çıkan sonuç esnemenin bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili ipuçları verecektir size. Evet arkadaşlar burada anlatılan daha doğrusu burada yapılan deney psikolojinin konusu oluyor. Cevap Ceyhan. Çünkü buradaki deneyde merkezde insan ve insan davranışları var. Bir kişinin esnemesi diğer insanların davranışlarını etkiliyormuş. Diğer insanlar da esnemeye başlıyormuş. Bunu araştırmak için araştırma yapmışlar. Denizli bir kibrit yakın ve onu duvardan 10 ila 15 santimetre uzakta tutun. Kibriti tutarken başınızın üzerinde yaktığınız bir el fenerini duvara yansıtın Böyle olunca alevin yansımasının kaybolduğunu sadece elinizin ve kibit gölgesinin duvarda göründüğünü fark edeceksiniz. Yine D seçeneğinde fizik ya da fen bilgisine dair yapılmış bir deneyden söz ediliyor. Cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu soru parçaya göre Neşet Ertaş'la ilgili hangisi söylenemez? Evrensel bir sanat dilinin olduğu, sanatın farklı dallarında eserler verildiği, eserlerinin yerel kültürü yansıttığı ve türkülerinin etkili bir üslubu olduğu, Orta Anadolu'dan dünyaya yayılan en içli ve en gür sesin adıdır Neşet Ertaş. Arkadaşlar Neşet Ertaş türkülerini söylerken nasıl bir üslup tercih ediyormuş? İçli bir üslubu varmış. Yani yüretten söylüyormuş türkülerini. Yine arkadaşlar türkülerinin dili diyelim. Türkülerinde kullandığı üslup gür bir sesle arkadaşlar kendini belli ediyormuş. Yani bol gür bir ses sevgili öğrenciler. Güçlü bir ses. Üslubu güçlüymüş. Yani D seçeneği çıkar. Türkülerin etkili bir üslubu olduğu. Bu toprakların duygusunu türküyle taşır insanlığa. Arkadaşlar bu topraklar dediği yerel unsurlardır. Yerel unsurları bu durumda yansıtıyor arkadaşlar. Türkülerinde yerel Unsurlar ön plana çıkıyor. Bu toprakların duygusunu türküyle taşır insanlar derken evrensellikten söz ediliyor. Bütün dünyayı ilgilendiren şeye biz ne deriz? Evrensellik deriz arkadaşlar. Evrensellik demek bütün dünyayı ilgilendiren şey demek arkadaşlar. Demek ki Neşet Ertaş'ın türküleri dünya çapında biliniyor sevgili öğrenciler. A'yı atalım. Sözünün sazı, sazının insana anlatacakları köklü geçmişimizin izlerini taşır adeta. Yine Türk kültürünün izleri Neşet Ertaş'ın türkülerinde yer edinmiş. Hayatın acılarını, hüznü ve ruhu onun gümbür gümbür çaldığı sazının telinde dünyayı kucaklayan bir gönül diline dönüşür ve onu büyük bir sanatçı haline dönüştürür arkadaşlar. Neşet Ertaş'ın sanatın farklı dallarında eserler verdiğine dair yukarıda bir bilgi verilmemiş cevap Bursa. Ve on son soru sözleri söyleyen biri aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Üçü ile nitelendirilebilir. Biri ile nitelendirilemez. Nitelendirilebilir ya da nitelendirilemez derken seçeneklerdeki 3 cümle yukarıdaki sözleri söyleyen kişinin özelliği olacak. Bir cümle özelliği olmayacak. Güzel bir dünya için şunları yapmalıydım. Bakalım bu özellikler nelermiş? Sorumluluk almaktan çekinmeyen, söylemden çok yani çok konuşmaktan çok eyleme işe önem veren, çevresine yararlı olma kaygısı, endişesi taşıyan, dürüstlükten hiç taviz ödün vermeyen, güzel bir dünya için şunları yapmalıydım. Sızlanmak değil, gerçekleştirmek bakın şikayet etmek değil, konuşmak değil, gerçekleştirmek. Yani kişi söyleyenden çok eyleme, işe önem veriyor. B seçeneği çıkar. Gevezelik etmek değil, iş yapmak. Bakın bir sorumluluk duygusu da ortaya çıkmaya başladı. Bakmak değil, yanına gitmek. Bunlar hep sorumluluk ifadeleridir. Geri çekilmek değil, elini uzatmak. Yani gidip işi sonuçlandırmak. Bu sözleri kuran kişi arkadaşlar demek ki sorumluluk sahibi. Hemen artımızı atalım A'ya. Ne kaldı geriye? Çevresine yararlı olma kaygısı ve dürüstlükten hiç taviz vermeyen arkadaşlar. Kişi burada gevezelik etmiyorsa, işini yapıyorsa, işinden kaçmıyorsa aynı zamanda dürüst arkadaşlar. Dürüstlükten hiç taviz, ödün vermiyor demektir. Dürüstlükten ödün vermediği için işini yapıyor zaten. D'ye de artımızı atalım. Demek ki cevap Ceyhan çevresine yararlı olma kaygısı taşıyan yukarıda kişinin çevresine yararlı olma kaygısı, endişesi taşıdığına dair bir bilgi yok. Yazar diyor ki güzel bir dünya için önce sorumluluk sahibi olun, çok konuşmayın, işinizi yapın. İşinizi yaparken dürüst olun. Sevgili öğrenciler, sizler ders çalışırken sorumluluk sahibi oluyor musunuz? Sizler çok soru çözeceğim yerine oturup soru çözüyor musunuz? Sizler işinizi yaparken dürüst müsünüz? Bunlardan hangisi sizde var? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Paragraf sorularını çözerken paragrafla aranıza mesafe koymayın. Paragrafla konuşun, sorularla konuşun, sorularla içli dışlı olun ve her gün paragraf sorusu çözmeyi ihmal etmeyin. Hepinize başarılar, hoşçakalın.